Evet değerli izleyenler, spor saati devam ediyor. Takımlarınızla ilgili görüşlerinizi, mesajlarınızı FTV yazıp boşluk bırakıp 3969'a gönderebilirsiniz. Evet, programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Fethiye Spor bu hafta Bayrampaşa ile karşılaşacak. Karşılaşma cumartesi günü saat 19'da Fethiye Şehir Stadı'nda oynanacak. Lacivert Beyazlılar'da yine bu karşılaşmada teknik direktör Ahmet Yıldırım tribünden izleyecek maçı. Hala Nazilli Belediyespor maçındaki cezası devam ediyor. 5 maç ceza verilmişti Sayın Ahmet Yıldırım'a. Evet, Bayrampaşa maçı ne olur? Bunda nelere dikkat etmeli? Sevgili Timur Fidan, sizinle başlayalım. Ne söylemek istersin? Şimdi Bayrampaşa geçen seneden biraz form olarak daha uzak gözüküyor. Geçen sene son hafta biz kendi evinde Kırklar eline yenildi bu hafta. Evet, evet. Evet. Sonuçlar aldığı sonuçlar açısından baktığımızda belki ileride tekrar o da toparlanıp yukarı için çıkabilir. Çünkü evet. İstanbul takımlarının avantajları, farklı avantajları var bizim gibi Anadolu takımlarına göre. Bu açıdan Bayrampaşa zorlu bir rakip olabilir. Ancak evet. Bizden de çok iyi takım diye düşünmeden, kendimiz gözümüzde büyütmeden oynamamız lazım. Bayrampaşa'ya karşı takımımız gene istikrarlı ve son haftalarda sürekli takımda yer alan oyunculardan vazgeçmeyecektir sevgili Ahmet Hoca. O nedenle kadro bu haftaki aldığı galibiyetin tesadüfi olmadığını göstermek adına da bu haftaki müsabakada 3 puan için sahaya çıkacak ve alacaktır. İnşallah futbolcu kardeşlerimiz takımı eksik bırakacak şekilde sarı kart, kırmızı kart görmek gibi davranışlar içinde bulunmaması lazım. Hakemle oynamaya hiç gerek yok. Bu galibiyet sonrası seyircimiz zaten onlara yeterli desteği verecek ve aldıkları her saha galibiyeti takıma taraftar desteği olarak da artarak devam edecektir. Bu açıdan önemli. Ama benim bir tavsiyem var. Benim eğer şu anda Mert Er eksik olduğu için kadroda, belki Hakan Kutlu'yu kullanması daha akılcı olabilir ve o futbolcuyu da kısa sürede kazanabiliriz diye düşünüyorum. Ben hala o futbolcunun çok iyi bir futbolcu olduğunu kanısındayım. Sahada bir 90 dakika onu görmeyi gerçekten... Yani ilk 11'de Hakan Kutlu'yla başlarsa çok daha rahat pozisyon bulabiliriz gibi geliyor. Çünkü sağdan Gökhan Töre gibi sağ açık kanatta oynayıp da ve içeri girerek hem şut atabiliyor hem de arkadaşlarına çok iyi kavisli ters ortalar yapıyor. Bu açıdan yararlı olur diye düşünüyorum. Tabii ki hocanın kendi tercihidir. Tabii ki. Ama bence yararlı olacaklardan birisidir. Biz söylemiş olalım. Ama Fethiye Spor şu andaki konumu itibariyle aldığı 3 puana bir 3 puan daha ilave ederse eğer bundan sonraki ertelenen müsabakayı oynadığımızda seçimden sonraki ilk haftanın içerisinde hafta içinde galibiyetle alıp 9 puan almış bir 3 maç üst üste kazanmış bir takım olarak deplasmana gitmenin kadar huzuru olamaz. Evet. Bu açıdan da hem hocamız daha rahat kararlar verebilir ve takımımız da çok güvenli çıkar. Yönetim de daha moralli olur ve böylece de yukarılar için ümidimiz giderek artar diye düşünüyorum ben. Hakemle kesinlikle oynamayalım. Sahada sportmenlik adına yapılması gerekeni geçmiş yıllarda yaptığımız gibi hem taraftarımız, hem takımımız, hem yöneticilerimiz yapsın diye düşünüyorum ben. Evet, teşekkürler sevgili Fidan. Sayın Çevrim, Bayrampaşa ile Fethiye Spor'a baktığımızda 11 ve 12. sıradaki iki takım ve hemen hemen bütün şu ana kadar özellikleri birbirlerine çok benziyor. Oyuncularının isimleri farklı ama sadece Fethiye Spor'un 7 gol 2 adet fazla. Yani Bayrampaşa 7 gol yemiş, Fethiye Spor 9 gol yemiş. 7'şer puandaki bu iki takımın 6 karşılaşmada 2 galibiyeti, 1 beraberliği, 3 mağlubiyeti var. 5 gol atmış. Ama kalelerinde Bayrampaşa 7, Fethiye Spor 9 gol görmüş. Böyle baktığımız zaman bu maçta bir favori olarak tabii ki ev sahibi Fethiye Spor.
Fethiyespor kendi evinde galibiyet alamadı. Bunun bir baskısı da futbolcu üzerinde var ama takımın şu ana kadar attığını da düşünüyorum. Pendik'te bu baskıyı attığını da düşünmüyor değilim. Ne söylemek istersin? Nasıl bir futbol oynamalı Fethiyespor? Hocam söyledi, kazanamıyorsak kaybetmeyeceğiz diyor ama Abdullah Çevrim'in düşüncesine. Benim düşüncem şu. Bana deseler ki bu maç içinde düşünürsün. Cumartesiye kadar 5 gün var. Başlık at deseler şöyle bir başlık atardım. Seriye 5 kala diye bir başlık atardım. Evet. Benim hani can simidi vardır ya, atarsın evet, boğulana atarsın adam kurtulsun diye. Benim o simidi atmam için bu maçı almam lazım. Evet. O maç, o simide yapışabilmem için bakın simidi atacağım, simidi yakalayacağım ve oradan çıkacağım. Kurtulacağım. Benim için önemli olan nokta bu. Evet. Beni Bayrampaşa'nın durumu ilgilendirmiyor. Beni Fethiye'nin durumu ilgilendiriyor. Evet. İstikrarı yakalamak için bu maçı kazanmak lazım bir. İleride sükutu aile uğramamak için bu maçı kazanmak lazım iki. Daha sayayım mı? Her şeyden evvel halkın, taraftarın oraya gelebilmesi için bu maçı kendi sahanda devinden beri konuşmalarımız içinde hep söyledik. Her yerde maç kazandı ama Fethiye'de maç kazanmadı da. İşte onu söylüyorum. İşte İki hafta deplasman. Onun için bu da çok önemli. Evet. İşte bu üç tane formülü bir arada çözerse Fethiyespor rahatlar. Yani kendi evindeki fobiyi de üzerinden atmış olacak Fethiyespor, bu galibiyeti almalı. Bu, onun için bu galibiyet 3 evet, tane 4 tane şart söylüyorum. Her şey için önemli. Seri için önemli, gidişat için önemli, futbolcular için önemli. Hatta hoca için önemli çünkü sahanın içinde değil tribündesin. Birisi de çıkabilir. Adam tribünde sahadan ne iş? Kendisi yok. Ne olacak? Bu takımdan bu kadar olur demesin. Evet. Anlatabildim. Ben bunların hepsini yaşadığım için tek tek böyle anlatabiliyorum. Evet. Ama burada şu var. Benim düşüncem Fethiyespor için gerekli şartların olması futbolcuların kendilerine bakmalarına bağlı. Evet. Şimdi çok şu var şey. Abdullah abi, bir de mesela bu hafta biz 12. sıradayız ama 7 puanla. Aslında 7 puan 4 takım var. Biz şu anda 10.yüz aynı zamanda. Evet. Yani 10.yüz. Bir galibiyet daha aldığımız sırada 7. sıraya çıkacağız hemen. Evet. Yani bu böyle bir şansı ne futbolcu kardeşlerimiz ne hocamız kaçırmamalı. Seyircimiz hele hiç kaçırmamalı. Eğer bu galibiyetle oraya gelirsek bundan sonra bacak bacak üstünde atıp tabii, daha rahat maçlar izleyebiliriz. Evet. Taraftarımızı daha iyi coşkuyla destekleyebiliriz takımımızı. Sevgili Temel, ben bunları söylemek için bunları açtım. Niye 5 seriye 5 kala diyorum? Evet. İşte bu galibiyet tabii çok önemli şart, olacak. Çok önemli. Yani inanın bana şampiyonluğa oynayan bir takım olsak bu maçın ne olacağını söyleyemezsin. Evet. Ama şu seriyi yakalamak için bu maçı ne yapıp kazanmak lazım. Evet. Bak bir, kendi sahanda ilk defa seyircine galibiyet tattıracaksın. Puan alacaksın, üst sıralara tırmanacaksın. Artı seyircinin taraftarını sahaya çekeceksin. Bu maçı galibiyette, üçlü bir galibiyette al bitir. Önümüzdeki hafta orası 5.000 kişi ise 10.000 kişi olacak. 3.000 kişi ise 6.000 kişi olacak. Evet, bunları düşündük lazım. Evet, Fethiyespor Başkanı Sayın Okan Uysal'a bağlanmak istiyoruz ama telefonun cevap vermediğini söylüyor arkadaşlar. Bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tedavi için İstanbul'daydı Sayın Okan Uysal. Bir an önce şifalıklar diliyoruz. Evet, Fethiyespor'a son mesajlarınız nedir sevgili Timur Fidan? Diğer takımlara geçeceğim. Sürem kısalıyor. Tabii diğer takımlara geçmeden önce değerli izleyenlerimizin yorumlarında Sayın Ahmet Yıldırım'ı başarısız olarak nitelendiren seyircilerimiz de var. Olabilir, evet, olabilir. Hiç bunlara kızmamak lazım. Tabii. Başarı, ben bak ne diyorum, şu maçı şurada kazansaydı, bak, evet, şu 3-1'lik skoru burada almış olsaydı, o lafların hiçbiri olmaz. Evet, Anadolu Üçgü Darmaçı. Şimdi önümüzdeki hafta alırsa ama zaten onlar geçmiş değil. Alamayacağız daha. Sahaya inmiyor daha hocamız daha. Evet. İşte o tehlike orada. Ben onları bak hiç söylemek istemiyordum. Gene ağzım tutamadım. Hoca sahada olacak Timur. Evet. Sen seni hakemler kontrole geldiği zaman seni izlerken
tribünde onları gördüğün zaman nasıl ne yapıyorsun? Daha tabii. dikkatli oluyorsun. Tabii canım. Aman daha az hata yapayım. Futbolcu da öyle sahada hocasını görürse daha az dikkat eder. Daha çok iyi şeyler yapmaya çalışır. İnşallah kötü tarafını İnşallah. Düşünmeyelim. İyi tarafından i̇yi. Olursa. Ben eminim. Sorun. Bakın ilk defa size burada 3 seneden beri ilk defa söylüyorum. Eminim rahat bir maç olacak. Evet. Ama tabii hocamız başında olsaydı çok daha iyiydi. Ben niye onu istiyorum? Taraftarın o sahaya girmesi. Abdullah abi şimdi kendisi de bu konuda öz eleştiri yapmıştır. Hani o yani mutlaka. Mutlaka ne kadar haklı olsan da dışarıya olmaz. Mesela biz hakem de dışarıya hiçbir tane hakemi dönüp de seyirciye doğru gittiğini görür müsün? O evet. zaten kendi kendine duymadığımız küfür kalmamıştır. 20 sene duyduk bunu. Evet, yani. O program daha önce konuştuk bunları. Ahmet Hoca'nın gene takımın başında orada kendini gösterecek. İnşallah bu hafta galibiyet alırsa birden 10. sıraya kadar çıkar. Ve Fethiyespor önü açılır. Ve ondan sonra ligin yukarısı için daha ümitli oluruz. Ve takımımızın da taraftarını da ve medyanın da sesi kesilir. Eğer ki kötü bir durumda olsa sakın ola ki yiyese kapılmayalım. Evet. Bu takım bu işi götürür. Evet. Yani aksilik olabilir Timur. İşte görüyorsun İstanbulspor Anadolu Üsküdar'la beraber kalıyor. Ligde ikinci sırada. Bizim takiplerimizin bir tanesi Anadolu Üsküdar. Evet. Değil mi? Abi biz, biz sonuca göre değerlendirmiyoruz ki. Hayır anlatamadım. O değil. Söylemek istediğim o değil. Anlıyorum. Her şey olabilir futbolda. Her şey olabilir. Her şeyi hazırlıklı olmak için kendini maçına ver. Başka bir şey düşün. Olur gelir gelmez. Asılsın, mücadelesin. Tabii. Mesela bir Hacettepe müsabakasız berabere kaldık ama koşmasan, çok güzeldi. Koşmadan mücadele olarak. Kazanılmaz, topa vurmadan gol olmaz. Bunu hep hocalar söylerler. Evet, çok kısa bir de Fethiyespor'un baktığımızda 7 gol sayısı 9. Yani 6 maçta 7 gol sayısı 9. Diğer takımlar içerisinde de hemen hemen 9 golle yiyen takımlar var. 10 gol, 11 gol, 15 gol yiyen son iki takım var. Pendik ve Pazarspor var. En fazla gol yiyen 4. takımız yani. Bu evet, 4. takım. Evet. Ama bu biz gol atamadıkça defansımız daha çok rakibin forvetleriyle mücadele eder pozisyonda olduğundan bazen de gerek set olaylarında biraz da defanstaki adam paylaşımında yaptığımız hatalardan dolayı özellikle bizi şeyi bitiren bandırma müsabakası oldu. Yani buradaki bandırma müsabakasında çok kötü hatalar yaptık. O bariz hataların sonucunda 3 gol birden yiyince bizim yediğimiz gol sayısı da arttı. Tabii ki aynı hataları yapmadık. Bu maçta yapmamışız demek ki az gol yedik. Ama bundan sonraki maçlarda yapmayacağız da demek değil. Ama tedbirini hocamız ve futbolcu kardeşlerimiz alacak. O zaman sahada başarılı sonuçlar almayı. Ne kadar az gol yersen, Fenerbahçe bir ara Pereira döneminde ne yapıyordu? 1-0, 2-1 böyle müsabakalar gidiyor. Gol az yiyor ama az gol atıyordu. Şampiyon oldu gitti. Yani Fethiye'de şampiyon olduğumuz zaman biz playoff'a kalırken son hafta kaldık. Ama o zamana kadar tane başta, birer önce tane çok gol yiyorduk sonra tedbirleri alarak az gol yemeye başladıkça burada görüntüleri gösterdikçe inşallah önümüzdeki haftalarda görüntülü bunları değerlendirdiği zaman futbolcu kardeşlerimiz de hocamız da daha rahat kararlar verebilecektir. Taraftarımız acele etmesin, karamsar olmasın. Geçmiş yıllarda elinde kınayla dolaşan insanlar da vardı. İnşallah kısa sürede bu tip eleştiriler de ortadan kalkacak. Evet, Sayın Çevrim, çok vallahi kısa savunma. Maçta başarılar diliyorum ve bu Fethiyespor maçını Bayrampaşa maçını kapatıyorum. Evet. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Evet, teşekkür ederim. Değerli izleyenler, Nazilli Belediyespor Ordu deplasmanındaydı. Nazilli Belediyespor 77. dakikada Zafer'in attığı golle eşitliği yakaladı ve 1 puanla döndü. Nazilli Belediyespor ligde 10. sırada ve puanı da 7. Şimdi Nazilli Belediyespor Ordu Spor maçıyla ilgili analiz ekranlarınızda. İki maçtır galibiyete hasret kalan Nazilli Belediyespor Karadeniz deplasmanında Ordu önünde 1 puanla döndü. Ordu 19 Eylül stadındaki karşılaşmayı Deniz Kükret, Yiğit Gündoğdu ve Oğuz Akyüz yönetti. Ordu Spor sahaya Kaan Yasin Öztop, Mahmut Yunus Gökhan, Burak Safa, Ardahan Özgen, Murat, Ahmet 11 ile çıktı.
Nazilli Belediyespor kalede Metin, Mehmet, Yasin Yener, Mutlu, Adem, Yüksel, Zafer, Mehmet, Emre, Halil ve Nuh 11 ile sahaya çıkarken karşılaşmada da ilk dakikalarda karşılıklı ataklar vardı. Siyah İnciler ilk devreyi 43. dakikada Gökkan'ın attığı golle 1-0 mağlup tamamladı. Nazilli Belediyespor 77. dakikada Zafer'in ayağından kazandığı golle eşitliği sağladı ve deplasmandan 1 puanla döndü. İzleyenler, Nazilli Belediyespor'da Ordu deplasmanından 1 puanla döndü. Ordu Spor'da ligin güçlü takımlarından birisi olarak lige başlamıştı. Ve Ordu ilinin takımı Ordu Spor hakikaten çok tecrübeli bir takım. Sayın Timur Fidan, sizinle başlayalım. Nasıl değerlendiriyorsunuz Nazilli Belediyespor'un deplasmandan aldığı 1 puanı? Şimdi Nazilli Spor biliyorsun bizim de oynadığı müsabakada sonuç olarak galibiyetle tamamladı. Nahoş olaylar olmuştu müsabakada. Evet. Nazilli bu liglerin ikinci ve üçüncü ligde özellikle PTT birinci lige çıkamadı hiç. Ama Nazilli gerçekten çok güçlü geçmişi olan bir takım. Evet. Bu açıdan Aydın'la sürekli rekabet eden bir yöre. Bu açıdan da ligde hep var olmuş. Çok zor şartlarda gittiği zaman olmamıştır. Evet. Bir defa düşme tehlikesi yaşadı. Ondan da son dakikalarda kurtardı kendisini. Ama genelde Nazilli güçlü bir takım. Deplasmandan almasını gayet oval karşılıyorum. Çünkü Ordu Spor birinci ligde Kuper zamanında yapılan yanlış transfer ve bütçesini zorlamak nedeniyle Erkan Hoca'nın da PTT birincilikteyken transfer yapamaması nedeniyle uzun süre lider götürmesine rağmen hiçbir sonuç alamadı ve sonraki hafta senede ikinci lige düştü. Yani bu yarayı mali portresinde düşünerek Nazilli böyle sıkıntıları yaşamayan ve bölgesinin belediye ve sanayi bölgesidir biliyorsunuz. Fethiye Spor'a gönül istiyor bu şekilde destek ama Nazilli'de gerçekten sanayicilerin çok desteği var. Nazilli Spor'a. Takıma. Bu açıdan çok güçlü bir yapısı var. Mali şeyi de güçlü. Bu sene şu anda başlangıç olarak sırada kötü ama bence ileride playoff sıralarına kadar Fethiye zorlayacaktır. Fethiye Spor'un geçen yılki kaptanı Sabri Turgut da evet, Nazilli'ye gitti. Nazilli Spor'da. Evet. Gerçi pek giremiyor takıma ama. Ama Nazilli işte Sabri bile giremiyorsa Nazilli'de gerçekten kaliteli bir kadro var yani. Evet. Birkaç tane futbolcusunu biliyorum ben. Onlar çok iyi futbolcular. Tabii ki ligde daha ilk haftaları olduğu için 10-15 hafta geçmesi lazım. Yani ligin ilk yarısının böyle son 5 haftasına doğru biraz daha netleşmeye başlar. Ama devre arasında biraz bu hatalar telafi edilerek yeni transferlerle takviye yapılır birçok takım açısından. Ama Nazilli de bizim gibi yükselmeye aday takımlardan birisi. Yöremizde olması açısından bu çok önemli diye düşünüyorum ben. Evet, teşekkürler. Şimdi Sayın Çevrem. Bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Çok enteresan. Maç oynarken bu son maçı aldı. Fethiye Nazilli maçı abi. Evet. Nazilli'deki Fethiye maçı mıydı o gösterilen evet, maç? Evet, 2-0'lık maç. Bilemiyorum ben arkadaşlarım Arşiv'den, hazırladılar. Evet. Arşiv'den ama evet. Seyirci yok. Evet. Bu tarafta seyircisi. Bu tarafta seyircisi. Öbür tarafta stadyum tribünü. Nazilli. Evet. Yani Nazilli'ye demek ki bizim kadar şey gelmiyor. Seyirci gitmiyor. İşte onlar da lige 2-3 hafta kötü başladılar da ondan aynı bizim onu gibi. Onu anlatmaya çalışıyorum. Evet, arkadaşlarımdan az önceki görüntü konusunda destek almak istiyorum. Kumanda masasından. Evet, Sayın Çevrim. Yani mevcut takımlara destek, şehir takımlarına maalesef gelmiyor. Evet. Gelmiyor. Ben de onu dikkat ettim. Bakın tribün bomboş. Hiç olmazsa evet. İki tane adam olur ya. Timur evet. Ne diyorsun? Evet, ya? Açık tribünde yok. Bomboş. Yani. Evet. Bu tarafta olaylar çıktı ya sonra onları gördük. Orasını aldı. 2-3 bin kişi alır. Yani bir takımın harekete geçebilmesi için biz niye diyoruz? Aman Fethiyeliler maça gelsin, Fethiyeliler maça gelsin. Fethiye'deyim. Gene şeyden kulağına kurşun abi. Bölgemizde en fazla bizim, seyirci olan bizim seyircimiz takımımız. Bambaşka bir seyirci. Bizim seyircimiz önce kızıyor sonra bakıyor ki
diş gittikçe düzelmeye başlayınca adımını atmaya başlıyor, yavaş yavaş geliyor. Ama hocam Muğla, Aydın, Denizli, yani Ege'deki takımların seyircileri, taraftarları, o kentte yaşayanları takımlarına sahip çıkmalı. Yani bir maç bileti alıp o maça gitmeli, destek olmalı. Futbol, spor işte, ancak seyirciyle güzelleşir. Onu söylemek istiyorum. Evet. Onu, bakayım dedim. Yani şimdi, bunu sadece fethiye bazında şey bakmamak ben lazım. Ben Antalya tek, keza. Bana kritik yapın dedim. Ben bir tek şey söyledim. Beni tribünler ilgilendiriyor. Evet. O tribünler olsa maçın her şeyini ben söyleyebileceğim. Konuşacağım. Sen de konuşacaksın. Sen de konuşacaksın. O hakem hatalarını görecek. Sen oyunu göreceksin. Ben başka bir şeyini göreceğim. Ama bunu ne yapacaksın buna? Hiçbir şey yapamazsın. Evet. Seyircisiz yani. Tiyatro mesela seyircisiz düşün. Bir zevk oluyor mu? Kendi olmuyor. Kendine oynuyor işte. Bazen cezalı maçlarda seyircisiz seyrediyoruz işte. Onun için de her şeyden önce ben Nazilli'deki spor severlere şunu söylemek istiyorum. Takımınızı yalnız bırakmayın. Hı hı. Takımı siz ne kadar arkasına durursanız o takım o kadar başarı kazanır. Her yerde bu böyledir. Başarının sırrı arkadan gelen destekçilerle olur. Evet, bir de Fethiye ile Nazilli Belediye arasında hani geçmişten gelen bazı husumet. O nedenle taraftarlar, Fethiye taraftarları Nazilli maçında Nazilli'ye gidemedi. Ama bu olmamalı. Yani artık o husumetler geride kalmalı. Taraftarlar birbirleriyle hani barış içinde sporun o dostluk güzelliğini ortaya koyabilmeli. Hem Fethiye Spor taraftarlarına hem Nazilli Belediye Spor taraftarlarına bu yönden seslenmek istiyorum. Tabii ki yakışmıyor. Tribünlerde her iki taraftan da seyirciler takımlarını dostça karşılık şekilde desteklemeliler. Bandırma'dan Fethiye'ye gelen taraftarlar vardı. O güzellik neydi öyle? Yine geçmişte Nazilli ile Fethiye arasında çok güzel taraftar bağlılıkları geçen vardı. Geçen sene gibi bizim Fethiye seyircisini düşün. Evet. Oturacak yer bulamıyorlardı. Şimdi aslında tam ben şuna açayım biraz da. Şimdi evet. Erdoğan Hocam çok güzel taraftarlarla ilgili söyledi. Genelde taraftarlar arasında yok böyle bir şey. Yani şehirler arasında da böyle bir şey yok. Yöneticiler arasında da yok. Ama maalesef bazı yörelerde özellikle birkaç tane eski futbolcuların veya takışmış, zamanda geldiğinde burada bir sıkıntı yaşamış bir kişi veya birkaç kişi sorun yaratıyor. Mesela geçtiğimiz bu Nazilli maçında hocamıza bizim nahoş hareketleri olan bir grupçuk orada. Nazilli idarecileri de söylüyor. Şimdi, bizde ilgili bir şey değil. Onu, ama ben onu kabul etmiyorum bak şimdi. Bunları ortadan kaldıralım. Profesyonelsin. Profesyonellikte her şey var. Küfür de var, kafir de var, dayak hayır, yemek de var. Hayır, o açıdan değil. Hocanın, hocanın yaptığı ben affetmiyorum. Kusura bakmasın. Ahmet'i ben severim ama yaptığı hareketi İnşallah kendisi etmiyorum. Öz eleştiri yapmıştır. Evet, onun cezası zaten verildi. O cezasını çekiyor. 5 haftadan bu yana da takımının benim başında söylemek değil. İstediğim, son toparlarsam bir başka taraftarlar arasında istiyorum. Genelde yok. Buna da açık olmak lazım. Hatta bu sıcaklığı arttırmak lazım. Aralarındaki Fethiye birkaç, bunu çok zaman aldı. Birçok kulüp bizim taraftarımıza çok zarar verdi. Yani deplasmanlara gittiğimizde. Ama biz onlara buraya geldiklerinde taraftarımız sevgili Murat zamanında da çiçekler vererek kendi bizisinden ceza aldı ama bu centilmen seyirci olayını biz yarattık Fethiye olarak. Bizim seyircimiz gerçekten artık olaylara kapalı. Futbol izlemeyi seviyor. Takımını destekliyor. Ve diğer kulüpleri de bu şekilde bir dostluk köprüsü haline getirmek lazım. Bandırma seyircisiyle nasıl diyalog kurduysak Nazilli'yle de kurmalıyız. Evet. Aydın'la kurmalıyız. Evet. Muğla ile kurmalıyız. Bodrum'la kurmalıyız. Zaten kardeş kulübüz. Evet. Ama bu dostluk ve şeyi arttırırsak aradaki nahoş tipli veya düşünceli, kompleksli tipleri arındırmamız lazım. Onları içimizde barındırmamamız lazım. Evet. O zaman spor güzel olur. Yani onlar takımı desin, biz de destekleyelim ama galip gelende bükemediğin bileği öpelim. Şimdiye kadar bizim hiçbir olayımız yok. Hiçbir takım buradan kafirle, küfürle kalıp gitmedi. Evet, bakın. İşte onu diyorum. Orada 10 kişi de oldu, 5 kişi de oldu o tribünde ama hepsi takımları için tecavüz yaptılar. Rakip de Fethiye'dir. Evet. Ama bunun dışında diğer olayların yavaş yavaş sahalara kadar intikal etmesi
beni açıkçası düşündürüyor. Tabii yani, işte bu ben provokatör biraz tipte. Daha dikkatli olmamız lazım. Herkes hem futbolcu hem teknik adam hem kulübe. Zarar gelebilir. Allah kulübe çok önemli. Evet. Kulübe çok dikkat ama edecek kendisine. Son senelerde Abdullah abi şimdi bizim taraftarımız hiçbir olaya sebebiyet vermedi ki. Yani bu açıdan güzel ben günler yaşıyoruz. Hayır vermedi. Onu örneklemek için söylüyorum. Ben sadece bunların iyi faydalı bir şeyler olmadığını söylüyorum. Hep dikkat etmemiz lazım. Bazen giderken ayağımız tak diye takılır düşeriz. O düşmeyi yapmayalım. Evet. Taraftarlar bu yönlü bir provokatörlük yapsa dahi yöneticilerin bu konuda çok dikkatli olması, dikkatli olması lazım. Dikkatli olmalı ve bunun için özel önlem almaları ve, lazım. Tabii ki özel önlem almaları lazım. Her iki kulübede yansıyor ve her iki kulüpte bundan zararlı çıkıyor. Hem maddi hem manevi. Tabii. Ve bu arada dostluk köprüleri yıkılıyor evet. Takımlar arasındaki. Bu uyarılarımız aynı zamanda Bodrum Spor için de geçerli. Bütün Muğla takımlar için geçerli. Bütün takımlar için ama öncelikle hem Bodrum hem Muğla Spor için de geçerli. Evet. Ben çok teşekkür ediyorum şu ana kadar ki bu değerlendirmelere. Değerli izleyenler, FTV yazıp boşluk bırakıp 3969'a takımlarınızla ilgili görüşlerinizi, mesajlarını yazıp gönderebilirsiniz. Ve o mesajları da programımızın sonuna doğru okumak istiyorum. Ve bu arada alttan bant olarak da geçiyor. Geçiyoruz Aydın Spor'a. Nazilli Belediyespor'a da başarılar diliyoruz. Ordu deplasmanında kazandığı o bir puanın devamı gelecek. Ve mutlaka bu haftada Nazilli Belediyespor başarılı bir sonuçla çıkacaktır. Nazilli Belediyespor bu hafta kendi evinde önemli bir sınav verecek. Hemen onu da hatırlatalım. Nazilli Belediyespor'un bu hafta oynayacağı takım bakıyorum Hacettepe. Hacettepe ile Fethiyespor karşılaşmıştı. Fethiye'de ve golsüz kapanmıştı o maç. Dileriz Nazilli Belediyespor Hacettepe önünde galibiyet alır ve haftayı 3 puanla geçirir. Ve Aydın'ın efeleri diyelim, Nazillili efeler bu hafta 3 puanla sahadan ayrılırlar ve puanlarını yükseltirler, onayı çıkartırlar. Evet. Geçiyoruz Aydın Spor'a. Aydın Spor çok önemli bir karşılaşmadaydı. Ege derbisiydi. Buca Spor'la karşılaştı. Ve kendi evinde Aydın Spor Buca Spor'la 1-1 berabere kaldı. Evet, şimdi bu karşılaşmayla ilgili analiz ekranlarınızda. İkinci lig kırmızı gruptaki Ege derbisinde Aydın Spor 1923 Buca Spor önünde puanı son dakika penaltısıyla kurtardı. Aydın Adnan Menderes'teki karşılaşmayı Bilal Köseoğlu, Ahmet Çiftçi ve Emre Aslan yönetti. Aydın Spor 1923 sahaya Evren, Ramazan, Samet Yeniceli, Hasan Erdi Kağan, Seçkin Gürcan, Murat Uçar, Mehmet Gürkan, Serdar Karaduman 11 ile çıktı. Buca Spor, kalede Mert Sancar, Ferhat Adil Anıl, Furkan Berkin, Mahmutan Onur İbrahim ve Ahmet 11 ile sahada yer aldı. Aydın'daki Ege derbisinde 5000 aşkın siyah beyazlı taraftar tribünlerdeydi. Maçı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın Spor 1923 Kulüp Başkanı ve CHP Aydın Milletvekili Fatih Atay protokol tribününden takip ettiler. Yaklaşık 100 Buca Sporlu taraftar da Aydın'a gelerek takımlarını yalnız bırakmadı. Ligdeki 5 ve kupadaki bir maçta ilk 11'de görev alan Serhat Mermer, teknik direktör Göksel Özdemir tarafından kadroya alınmadı. Aydın Spor 1923'ün kalesini koruyan Evren Özyiğit, kardeşi Buca Spor'un kalecisi Mert Özyiğit'e bu maçta rakip oldu. Efe'de omuzundan sakatlanan Serdar Karaduman yedek kulübesinde maça başladı. Karşılaşmanın 18. dakikasında Murat'ın köşe atışında Hasan'ın kafa vuruşunda kaleci Mert gole izin vermedi. 40. dakikada Berk'in sert vuruşunda kaleci Evren topu çeldi. 42. dakikada Seçkin'in düşürülmesi sonucu kazanılan serbest atışı Mehmet Gürkan kullandı. Gürcan'ın dokunduğu topa kaleci Mert kornere gönderdi. Devre golsüz kapandı.
49. dakikada Murat Uçar'ın sağdan yaptığı ortaya Serdar kafayı vurdu. Mert topu son anda çıkardı. 61. dakikada İbrahim'in pasında Furkan, kaleci Evren'le karşı karşıya kaldığı anda düzgün bir vuruş yaptı ve konuk ekibi öne geçirdi. 62. dakikada kaleci Evren'le karşı karşıya kalan İbrahim'in vuruşu direğin yanından dışarıya gitti. Karşılaşmanın 90+4. dakikası oynanırken Gürcan, Onur'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltıyı gösterdi. Atışı kullanan Seçkin topu ağlara yolladı ve Aydınspor bu uzatma dakikasında attığı golle karşılaşmayı 1-1 tamamladı. Evet değerli izleyenler, Aydınspor kendi evinde Bucaspor'a takıldı ve 1-1 berabere kaldı. Ligde 9. sırada bulunuyor Aydınspor ve Aydınspor 1923'ün bulunduğu ligde Tokatspor liderliğini sürdürüyor. Evet, Aydınspor'u konuşacağız şimdi. Gerçekten önemli bir karşılaşmaydı ve tribünlerde oldukça doluydu bu karşılaşmada. Evet, sevgili Fidan, Aydınspor'u biliyoruz. Biz evet. De aynı grupta çok karşılaştık. Aydınspor'la ilgili ne söylemek istersin? Gerçekten Aydın yöremizdeki... Yalnız bu maça çıkarken 3 maçı kazanmıştı üst üste, evet. Aydınspor. İşte bu, onlar da bir çıkışı yakaladı. Bundan sonra da sağlıklı bir arası götürecek. Geçen sene de bizde oynadığı müsabakada mağlubiyet almasına rağmen 1-0. Evet. Bize can simidi gibi gelmişti ama Aydınspor'da istikrarlı ve yukarısı için zorluyordu ligi. Gerçekten Aydın da köklü kulüp. Hatta Fenerbahçe'yi de 6-2 yenmişti. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Çok güçlü bir takımdı. Evet. Çok futbolcular yetiştirdi. İlker oradan geldi Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'yi İstanbul'da 6-2 yendi. Yani çok köklü bir kulüp. Bir ara Mustafa Ceviz hocamız da orada çalıştı. Evet. Gerçekten burada izlediğimiz Aydınspor bize göre daha kaliteliydi geçen yıl. Programımızın ilerleyen dakikalarında süremiz yeterse sevgili Mustafa Ceviz'e bağlanmak istiyorum. Onunla da gündüz konuşmuştum. Kısa bir analiz yaptırmak istiyorum. Evet. Bölge takımlarını iyi tanıdığı için. Evet. Şimdi gerçekten Aydın da bizim normal oynayacağımız rakiplerden olmamasına karşın güçlü bir takım. 1923 Aydınspor. Biliyorsunuz 3 yıl önce amatör lige kadar düşmüştü. Ama sonradan bir toparlanma ve belediyenin de tamamen yöneticilerle beraber Aydınspor'a destek vermesi, yeniden organize olması, arka arkaya çıkış yakaladılar ve ligleri atlayarak geldiler. Geçen sene gene rahat bir şekilde sezonu tamamladılar. Onların da amacı bence bu sezon bir playoff amacı güdüyorlar. Yöremizin güçlü takımlarından, her zaman isminden söz ettiren bir takımdır diye düşünüyorum ben. Evet, teşekkür ederim Sayın Çevrim. Aydınspor bu beraberliği aldı. Şimdi tabii deplasmana da gidecek bu hafta. Tavsiyen nedir? Aydınspor'da Göksel Özdemir gerçekten tecrübeli bir hoca. Ne söylemek istersin? Şimdi gidecek takım Gümüşhanespor olacak galiba. Gümüşhane, Aydınspor, evet. Gümüşhane de yeni kendini ortaya attı. Evet. İyi maçlar çıkartıyor. Ama bir Aydın'ı yenecek, rahat yenecek bir takım değil. Aydın benim seyrettiğim 2-3 maçı vardı. İyi bir istikrar yakalamışlardı, iyi gidiyorlardı. Hatta bizim de en son maçımıza kadar biz onlarla oynadığımız hazırlık maçında 1-0 mağlup olmamıza rağmen biz de onlara göre bir kök söktürdük hazırlık maçında. Ama bu ligde ve bizim ikinci ligde neyin ne olacağı hiç belli değil. Evet. Takımların form durumları o kadar birbirine yakın ki oynadığı maçlar zaten ortada 6. maç, 7. maç. Evet. Kırmızı yani, grupta da aynı yani. Tam daha adapte olamadı takımlar. Evet. Maçı. Kocaeli Birlikspor var mesela bu grupta. Evet. Fethiyesporlu Onur Okan'ın oynadığı bir takım. Evet. Tokatspor lider. Manisaspor var yine Ege takımlarında. Geçtiğimiz yıllarda, evet, yine PTT birincilik tecrübesi olan takımlar. Keçören Gücü keza
Yine geçtiğimiz yıllarda Fethiyespor'un da grubunda bulunan çok iyi futbolculara sahip takım Ahmet Spor. Kartallar çekti. Evet, Kartal var, Karagümrük var, Eyüp var. Özellikle İnegöl çok iyi bir takımdı. Evet, yine Fethi'de birinciden Buca Spor. Evet. Yani Ege'nin önemli takımlarından birisi. İyi bir takım, iyi bir buradaki takımlar da çok iyi. İşte onun için daha 6. 7. maçlarda takımlar şunu yapar, bunu yapar diye ahkam. Ama şu bir gerçek abi. Yok. Kırmızı grup bizim gruba göre takımlar olarak daha iyi. Yüksek. Yani daha kaliteleri yüksek. Evet. Ve biraz daha zorlu yani. Onların da kendi arasında dediği gibi aralarında fazla fark yok. Ama kalite olarak bizim gruptan biraz daha iyi. Yani bunu i̇yi, kabul etmemiz lazım. Evet, evet. Evet. Geçen senekinin tersi oldu. Evet, evet. Geçen senekinin tersi oldu. Evet, burada Gümüşhane Spor'la oynayacak bu hafta Aydın Spor. Aydın Gümüşhane Spor ligde 12. sırada bulunuyor, 7 puana sahip. Aydın Spor 1923 8 puana sahip, 9. sırada bulunuyor. Gümüşhane Spor Aydın Spor maçı var. Gümüşhane bu hafta deplasmanda Ankara Gücü karşısında 1-1 berabere kalan bir takım. Onu hemen belirtelim. Gümüşhane yeni bir takım, yeni bir ümit. Sürede, üçüncü ligde falan oynadı birkaç sene ama yeni alıyor. Ama genelde böyle Anadolu içinde kapalı olduğu için Sivas, Antep, o yörelerden futbolcuları da bünyesine katarak oynayan bir takım. Aydın biraz daha daha yapısal olarak İzmir'in ve açılmış bir takım, tecrübesi de olan bir takım. O açıdan bence oradan Aydın Spor puan çıkarır diye düşünüyorum. Hatta aynı şeyi söylüyorum. Biraz kontrollü oynarsa galip de gelebilir. Çünkü küçük yöre, yani Gümüşhane'nin nüfusu çok küçüktür biliyorsun, dar. Oradaki bütçeyi daha çok omuzlayan bildiğim kadarıyla benim Aydın Doğan grubunun o Gümüşhane'li olması nedeniyle oraya takviye yapması, biraz desteğinin olması nedeniyle. Ama o da belli bir yere kadar olabiliyor çünkü. Tabii ki. Tamamen bir kulübü taşıyıp sırtlamak da çok zor. Ama Aydın bana göre daha ağır basıyor. Önemli bir deplasmana gidecek. Öncelikle 0-2 diye düşünüyorum ben. Yani müsabakanın ya berabere ya da Aydın Spor'un galibiyeti olacak şekilde düşünüyorum. Bakın geçen sene bir takım vardı. Tarsus İdman Yurdu. Bizim de rakibimizdi. Evet. Burada ibretle, alkışlarla seyrettik. Şimdi aynı kümede sonuncu. Evet. Tabii. Yani futbolun öyle bir karakteri var ki nereden ne olacağı belli olmuyor. Bir andaki bir transferlerin, yapılan bir yanlışlıkların. Şimdi normal değil değil mi Abdullah abi? Şimdi ben diyorum geçen sene o kadar sıkıntılı dönemler yaşamışsın. Küme düşmekten zor kurtulmuşsun. Ama hala bazı mesajlar almayıp gene oralarda boğuşuyorsun yani. Gene ligin başı belki ama bu da biraz sıkıntı yaratıyor. Sonradan tedbir, pansuman tedavi deniyor ya. Evet. Ocak'ta yeniden transfer bilmem ne deyip. Yani bunlara hiç meydan vermeden. Timur hep biz neyi tenkit ettik? Fethiye'de yapılan bir yanlışlıkları tenkit ettik. Toptan transfer, top baştan alıp baştan götür. 20 al, 20 götür, 20 al. İnşallah değişecek gibi gözüküyor. Böyle. İnşallah. Böyle. İşte bak değişiklik zaten yavaş yavaş başlamış durumda. Hoca kendisi söyledi. Ben daha 4-5 tane 95'li 96'lı çocukları koyacağım takıma. Evet. Bunu bekliyorduk. İnşallah başarıyı sağlar. Senin yapman lazım hoca. Niye yapman lazım? O takımın omurgasını bulman lazım. Evet. Ondan sonra omurganın içine istediğini koyarsın. Evet, Aydın Spor'da i̇şte, da zaten yine o tecrübeli, tabii, geçtiğimiz yıllarda oynayan, evet, takımın iskeletini koruyan, evet, futbolcular çok var. Çok futbolcular. Yani çok iyi oyuncular var. Döncüm, orada yeni transferler de aldı. Bayan Belediye Başkanı var. Evet. Ne kadar hakim olaylara. Evet. Ben onunla kulüp başkanı da öyle keza. Ama eski Sayın Milletvekili yani Fatih Atay. Fatih Atay. Evet. Sayın Başkan da keza çok iyi destek veriyor. Tabii ki bir telefonla Sayın Mustafa Ceviz'e bağlanacağız ama değerli izleyenler isterseniz Etimesgut maçına geçelim. Bodrumspor'un 1-1 berabere kaldı. Etimesgut liderdi ama Bodrumspor Etimesgut'un o haftalar süren galibiyet serisine dur demeyi bildi ve berabere kaldılar. İsterseniz Bodrumspor'un son durumuna bir bakalım. Etimesgut'la 1-1 berabere kalmıştı. Bodrumspor haftayı Etimesgut karşısında 1-1 geçirdi. Bu karşılaşmanın bir analizine bakalım.
3. Lig 2. grupta üst sıralara yaklaşmayı hedefleyen Bodrum Spor evinde lider Eti Meskut Belediyespor'la 1-1 berabere kaldı. Bodrum ilçe sahasındaki karşılaşmayı Ömer Tolga Güldibi, Levent Görün, Oğuzhan Şenler yönetti. Bodrum Spor sahaya Taner Aga, Onur Serdar Mümin, Cengiz Tolga, Mehmet Bağlı Erhan, Emre Öztürk ve Celal 11 ile çıktı. Eti Meskut Belediyespor Osman Mert, Selçuk, Temel İsmail, Halil İbrahim, Murat, Haydar, Kerem, Furkan, Mehmet ve Ahmet 11 ile sahada yer aldı. 7. dakikada Bodrum Sporlu Erhan ceza sahasında Furkan'ı düşürünce hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Murat topu ağlara göndererek Eti Meskut Belediyespor'u 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin üstünlüğüyle kapandı. 49. dakikada ev sahibi takım skoru eşitledi. Bu dakikada kazanılan serbest vuruşta Serdar'ın orta şut karışımında top Celal'in kafasından sekerek ceza alanı içerisinde Mümin'in önüne düştü. Mümin sert vurdu ve top ağlara gitti. Böylece Bodrum Spor Eti Meskut Belediyespor önünde kendi evinde. Evet değerli izleyenler, Bodrum Spor berabere kaldı. 1-1 berabere kaldı Eti Meskut Belediyespor karşısında. Ve Bodrum Spor ligde 11. sırada bulunuyor. Puanı da 11. Evet sevgili Abdullah Çevrim, Bodrum Muğla'nın ikinci profesyonel takımı. 3. lig 2. grupta mücadele ediyor. Bodrum Spor'da Sayın Başkan tabii ki ve yönetim kurulu, belediye başkanı gerçekten önemli destekler sağlıyorlar. Çünkü hiç durmadan Bodrum Spor yoluna devam ediyor. Bu yılda 3. lig 2. grupta Bodrum Spor öncelikle bu haftayı 1-1 bitirdi. Eti Meskut hakikaten zirveye oturan bir takım, 23 puana sahip. Ve aradaki farkı da açıyor Derince Spor karşısında. 4 puan önde götürüyor. Ne söylemek istersin Bodrum Spor'la ilgili? Önce sevgili dostum Kocadon'a selamlarımı söylüyorum. Evet. Takımın arkasında durduğu müddetçe takımının da ileri gittiğini görüyor. Evet. Bodrum Spor hakikaten bir renk kattı. Evet. Üçüncülükte bir renk kattı. Bir hava getirdi. Şimdi herkes çok enteresandır. Bodrum'un maçlarına gidebilmek için hem Bodrum'a gidip tatil yapmak hem de o maçı seyredip gelmek için özel günler, turlar yapıyorlar. Evet. O kadar öne çıktı yani Bodrum Spor. Tabiatıyla bu olacak. Bazı yerlerde inişler çıkışlar olacak. Takımın gidişatında şeyi yok, bir düşüncesi yok. Zannediyorum ki mali güçten de destek yapıyorlardır. Ama bir tek şey var. Muğla'da ikinci bir takımın gelmesini, örneğin Muğla'nın, Muğla Spor'un veyahut da Bodrum Spor'un ikincilikte boş göstermesi beni memnun eder açıkçası. Hı hı. Bir derbiler olur. Bir Muğla işte Fethiye derbisi, bir Muğla Bodrum Fethi derbisi. Bunlar güzel şeyler olur. Ve halkı da birbirlerine daha çok kaynaştırır. Evet. Hani o kırgınlıklar falan filan kopar gider artık. Evet. Öyle evet. Bir şey, spor dostluk diyoruz ya. Evet, Bodrum Spor'un maçlarını da verelim arkadaşlar ekrana. Evet, artık programımızın sonuna yaklaşıyor. Sevgili Timur Fidan, gerçekten çok dosyamız vardı ama hemen bu programın ardından bir programa daha gireceğiz. Evet. Konuklarımız da geldi, onlara da hoş geldiniz diyoruz. Üçüncü lig ikinci grupta Bodrum Spor'un şu andaki konumu ilk defa üçüncü lige çıkmış bir takım için güzel. Çok iyi ve liderle oynuyorsunuz, berabere kalıyor ve centilmenlikle güzel bir atmosferde gidiyor. Hem destekleyenleri hem yönetimi hem taraftarı. Bir şey soracağım, saha çim şey saha mı? Çim. Evet. Çim mi yoksa şey çim, mi? Çim. Evet, bana şey gibi geldi ya. Evet. Yok turist. Çim. Evet. Ve gerçekten başarılı bir sezon geçiriyor. Ama taraftarı tayfa, Bodrum Spor tayfa taraftarı da gerçekten Bodrum Spor'u çok iyi destekliyor. Kardeş taraftar grubu bizim Apaçilerle. Bu arada eğer yeniden programı da zamanımız az kaldığından söyleyeyim. Muğla Spor'da şu anda 4 puanla bulunduğu yerde değil. Aslında kendi evinde puan kaybetti geçen hafta. Bu hafta da mağlubiyet aldığı için
İzmirspor galibiyetiyle başladığı seriyi devam ettiremedi. Bu haftadan itibaren tekrar Muğla Spor'da, geçen sene de Bodrum Spor gibi o da uzun süre şampiyonluk koşmuştu Bal Ligi'nde. İnşallah Muğla Spor'da üçüncülükte görürüz. Bodrum Spor'u da daha üstlüklerde görürüz. Yine Ortaca Belediyespor var. O da, evet. Yine Bal 10. grupta evet. Muğla Spor'la beraber. Ortaca'yı da aynı şekilde. İlimizden ne kadar başarılı takım çıkarsa bunlardan hepimiz seviniriz. Ve oradan da futbolcu kaynağı olarak hem Fethiye Spor, zaman zaman Bodrum Spor, Ortaca Fethiye Spor kardeşliğiyle bunları götürürüz diye düşünüyorum ben. Her takımımıza elimizdeki başarılar diliyorum. Evet, bu akşamki programımızda Bodrum Spor Teknik Direktörü Sayın Cem Canbaz ve Bodrum Spor Başkanı Sayın Rıza Karakaya'ya da bağlanmak istiyorduk ama önümüzdeki programda inşallah değerli izleyenler Bodrum Spor da bu hafta nereye gidiyor hemen ona da bakalım. Bodrum Spor bu hafta Payas Spor'la karşılaşacak. Ligde Hatay'a gidiyor. Pardon. Evet, Payas Spor'la karşılaşacak. Ligde 17. sırada bulunuyor Payas Spor ve 5. sıra 5 puana sahip. Bodrum Spor'a başarılar diliyoruz ve önümüzdeki hafta yine programımızda Bodrum Spor'un galibiyetini konuşuruz. Dilendiğim Sayın Cem Canbaz Teknik Direktör, Başkan Rıza Karakaya'ya da başarılar diliyoruz bundan sonraki karşılaşmalarında. Evet, Muğla Spor'la ilgili söyledim. Ne söylemek istersin Muğla Spor, Ortaca Belediyespor? Muğla'da top koşturan takımlara başarılar diliyorum toptan. Hepsinin bir yerde olması hepimizi sevindirir. Galibiyetlerine seviniriz, muhalifiyetlerinde üzülürüz. Ama her şeyden evvel Muğla futbol menşei olsun. Yani futbolu artık tek taraflı bir yerlere bırakmayalım. Anadolu'da futbol var, Ege'de de futbol var. Karadeniz'de de var. Muğla'da niye olmasın? Evet. Bunun hareketini yapmamız gerekir. Hep beraber. Hepsine başarılar diliyorum ben. Evet, Bal 10. grupta da hatırlatmak istiyorum sevgili izleyenler. Ortaca Belediyespor kendi evinde Ödemispor'a mağlup olmuştu 1-0. Muğla Spor'da deplasmanda Sarayköy'e 3-1 mağlup olmuştu. Muğla Spor ligde 4 puana sahip, 3 karşılaşma oynadı. Ortaca Belediyespor'da 3 puana sahip, ligde Ortaca Belediyespor 2 karşılaşma oynadı. Ortaca Belediyespor bu hafta deplasmanda Uşak Spor'la karşı karşıya gelecek. Muğla Spor'da yine bir başka Uşak takımı Uşak Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Bunları da hatırlatıyorum. Evet, artık programımızın sonuna geldik değerli izleyenler. Daha dosyalarımız vardı. Fethiye'de Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından gerçekleştirilen motosiklet şampiyonası vardı. Hakikaten nefes kesen görüntüler izletmek istiyorduk. Ve bol röportajlar vardı. Spor saati için özel hazırladığımız. Ancak önümüzdeki haftalarda artık bu güzel gösterileri ekranlara getireceğiz. Kanal F'de, Muğla'nın televizyonu Kanal F'de haber bültenlerinde de ekranlarınıza getirmiştik benzer görüntüleri. Evet, son sözlerinizi alacağım. Az sonra Pozitif Düşünce Özel var. Elvan Göçer Pozitif Düşünce Özel'e konuk olacak. Adalet ve Kalkınma Partisi Muğla Milletvekili adaylarından. Evet, Sayın Çevrim ne söylemek istersin? Ben de söyledim, şimdi de söyleyeyim. Bütün evet. Muğla takımlarına başarılar diliyorum. Muğla'nın başarısı demek, Fethiye'nin başarısı demek, Bodrum'un başarısı demek. Söke'nin başarısı demek, yani Ege'nin başarısı demek. Evet. Ege'de futbolun kalkındığını göstermek için bu takımların hepsinin başarılarla dolu maçlar çıkartmalarını istiyorum. Evet. Ben de başarılar dilerken sevgili Tahsin oradan mesaj atmış. Biraz Ankaralı önce Tahsin, göre, evet. Ankaralı Tahsin. Her zamanki ilgisi devam ediyor. Kendisine teşekkür ediyorum. Bir de sevgili Eylül kardeşimiz de selam göndermiş oradan. Mesajda Fethiye Spor'a da başarılar diliyor. Onlara da sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Ve Fethiye Spor'a da bu önümüzdeki oyuncağı Bayrampaşa müsabakasında özellikle çıkış yakalamak için başarılar diliyorum. Tüm Muğla takımları da umarım önümüzdeki hafta beklentilerini karşılarlar.
Evet, çok çok teşekkürler. Değerli izleyenler, FTV yazıp boşluk bırakıp 3969'a gönderdiğiniz mesajları önümüzdeki hafta programımızda okuyacağım. Ve ekranlara getireceğiz. Her program için kendi takımlarınızla ilgili görüşlerinizi yazıp gönderin ve biz de buradan okuyalım ve banttan alttan televizyon ekranlarından ekranlara gelsin. Bu akşamlık da bu kadar. Mustafa Ceviz Hocam, Fethiye Spor, Aydın Spor, Gaziantep Büyükşehir Teknik Direktörlüğünü yapmış Mustafa Ceviz'le telefon bağlantısı gerçekleştirecektik. Ondan bir analiz istiyordum ama programımızın süresi yetmedi ama önümüzdeki hafta inşallah hem kendisini buraya davet edeceğim hem de eğer müsait olursa burada ağırlayacağız. Müsait olmazsa onun yorumlarını buradan ekranlara yansıtmak isterim. Olmazsa yine telefon bağlantısını mutlaka yapacağız. Yine Fethiyespor'un eski teknik direktörleri, o Erkan Sözeri, Beyhan Çalışkan, Levent Numanoğlu, onların görüşlerini de yine Fethiye Muğla ile ilgili onların görüşlerini, analizlerini de ekranlarınıza yazacağız. Bizden bu akşam bu kadar. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte birlikte oluncaya dek Muğla, Aydın ve Ege bölgesi Akdeniz'de yine Antalya Spor ve diğer takımlara başarılar diliyoruz. Gönüllerindeki sonuçları almalarını diliyoruz. Mutlu geceler, esenlikler, hoşça kalın değerli izleyenler. Çok çok teşekkürler. Başka adamı da var. Benim telefonu kalmış ya. Teslim olmuş ya. Başka var ki tabii. Çocuk oynadı, ayağına çarptı, koydu. Şükrü sana çok.